Mirket. Mirket. Allah Allah. Nereye gitti acaba? Balkona çıkmış olabilir mi? Yok, balkon da boş. Acaba şu köşeden aşağı mı bakıyor? Hayır, hiçbir yerlerde gözükmüyor. Çok merak ettim. Gece gece nereye kayboluyor bu adam? En iyisi bir de aşağılara bakayım. Mirket. Aa, Mirket. Ne yapıyorsun gece vakti burada? Eski gazeteleri okuyor. Allah Allah. Akşam biraz tartışmıştık. Herhalde bana biraz kızdı. O yüzden hiç konuşmuyor. Neyse Mirket, ben gidip yatıyorum. Sen de fazla dolanma istersen. Sonra sabaha yorgun kalkarsın. Yok, cevap vermiyor. Sevstelemeyeyim o zaman. Yarın siniri geçer nasıl olsa. Mirket, geldin mi? Allah Allah. Başında dikiliyor ama yine konuşmuyor. Ay Mirket, çocuk gibisin yani. Yanımdan geçiyorsun, hiç konuşmuyorsun. Üf, gece vakti uğraşamayacağım seninle. Ben uyuyorum. Allah Allah. Mirket, ne yapıyorsun orada tek başına gece vakti? Hadi yatsana artık. Ay, küçücük bir tartışma da bu kadar uzatılmaz ki canım. İki gece oldu. Hala hiç konuşmuyorsun. Hem akşam yemeğinde gayet bülbül gibi konuşuyordun. Şimdi ne oldu? Adamın değişik değişik huyları çıkmaya başladı. He. Neyse Mirket, çok geç oldu. Ben yatıyorum. Sen de yat bence. Yoksa işe geç kalacaksın. Kadriye abla. Kadriye abla, bir bakar mısın? Feride ablacığım, merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Canancığım, çok sağ ol. Kadriye abla evde miydi? Bir dakika Feride abla. Yukarıdan geliyor da. Heh, geldi bile. Hadi görüşürüz. Efendim Feride'cim, hoş geldin. Sağ ol Kadriye abla. Ya ben seninle bir dertleşmek istiyordum da. E gel, bizim ev müsait. Yok Kadriye abla, özel görüşmem lazım. Kapının önüne bir çıkar mısın? Tamam canım, geliyorum hemen. Söyle Feride'cim, ne oldu? Ya Kadriye abla, yemekten sonra Mirket'le biraz tartıştık. Ama çok küçücük bir şeydi yani. Sonra gece vakti uyandım. Baktım yanımda yok. Etrafları aradım. Eski gazeteleri okuyordu. Mirket, bak görüyor musun işte. Gece bile okuyor çocuk. Evet evet de hiç yüzüme bakmadı. Ertesi akşam gayet güzel yemeğimizi yedik. Konuştuk, sohbet ettik. Ama gece vakti kalktığımda yine yanımda yoktu. Baktım, bu sefer de balkondan bakıyordu. Ve yine benimle hiç konuşmadı. Allah Allah. Evet, ben de çok şaşırdım. Yani iki akşam geçmiş üstünden ve yemekte gayet güzel sohbet ediyoruz. Ama gece olunca hiç beni görmüyor. Sizin başınız sıkışınca Mirket'e geliyorsunuz. E ben nereye gideceğim şimdi? Bak ne diyeceğim. Şakir, Remzi, Necati akşam sizin evde saklansınlar. Mirket'i takip etsinler. Bakalım neler oluyor, anlarız. Ne dersin? Olur olur Kadriye abla. Ay, sana çok teşekkür ederim. Benimle ilgileniyorsun. Derdime ortak oluyorsun. Ne demek Feride'cim, her zaman. Sen şimdi git. İşine gücüne bak. Akşam yemeğinden sonra hep beraber biz sana geliriz. Ama sakın Mirket'e bir şey belli etme. Peki tamam Kadriye abla. Hazır çıkmışken ben de alışveriş yapayım bari. Feride, yemeklerin harika olmuş. Ellerine sağlık. İstersen kahveleri de ben yapayım. Gerçekten mi Mirket? Tabii tabii, ne demek? Sütlü mü istersin, sütsüz mü? Yok Mirket, senin elinden olsun da. Hiç fark etmez. Allah Allah, bu adam da bir değişik yani. Akşamları gayet normal. Gece yarısı küs takılıyor. Heh, Kadriye ablalar geldi herhalde. O kahvesini yaparken ben hemen onları içeri alayım. Tam zamanında geldiniz. O da kahve yapmak için mutfağa geçmişti. Hadi siz evin bir yerlerine saklanın. Benim Mirket'i tetkik edeceğim. Hiç aklıma gelmezdi. Değil mi Remzi? Evet Necati. Hep o bizim dertlerimize derman olur. Belki bu sefer de bizim ona bir hayrımız dokunur. Feride, ben nereye saklanacağım? Kocaman cüssem var. Vallahi hiç bilmiyorum Necati. Nerede rahat edersen oraya saklan. Çocuklar,
Elma dersem çıkın, armut dersem çıkmayın. Çok espritüelsin Feride. Yalnız biz senin elma armut demeni bekleyemeyiz. Mirket'in durumuna göre çıkacağız. Tamam Kadriye abla, espri yapmıştım zaten. Birazdan gelir. Hadi herkes saklansın. Feride ya, kahveyi taşırdım. Hiç beceremedim. İstersen bir de sen dene. Boş ver Mirket. Zaten çok geç oldu. Uykumuz geldi. Hadi yatalım artık. Aynı fikirdeyiz Feride. Ben de çok yorulmuştum. Hadi yatalım. Remzi, geldi geldi. Bak, Mirket geldi. Aa, ben Mirket'i hiç bu şekilde görmemiştim Kadriye. Böyle gözleri donuk donuk bakıyor sanki. Dur bakalım ne yapacak şimdi. Aynı Feride'nin söylediği gibi eski gazeteleri okuyor. Herhalde geceleri bile ders çalışıyor Kadriye. Çocuklar ne yapacağız şimdi? Bence bam diye önüne çıkalım. Dur Necati, korkutacaksın adamı. İyi de Remzi, zaten önünden geçtim, hiç fark etmedi bile. Bam! Necati ne yapıyorsun ya? Adam kalp krizi geçirecek. Ne oldu Kadriye abla, ne oldu? Hiçbir şey olmadı Feride. Bom diye önüne atladım, yine de tepki vermedi. Allah Allah, sizinle de mi dargın acaba? Mirket, Mirket bana da mı kızgınsın? Mirket oğlum cevap versene. Şşt, ben komşun Remzi, hatırlamadın mı? Bana da hiç cevap vermiyor. Herhalde bu adam geceleri konuşmuyor Feride. İyiydi ama önceden hiç böyle değildi. Aa, hepimizin önünden çıktı gitti. Çocuklar, aklıma bir şey geldi. Benim bir doktor arkadaşım var. Zaten yakında oturuyor. Çağıralım gelsin. Bakalım durumu bize neymiş anlatsın. Hangi arkadaşın Remzi, hiç hatırlamıyorum. Kankam mı yoksa? Kıskandın mı Necati? Acaba nereye gitti? Ben bir gideyim bakayım. Aa, ne çabuk geldin. Gecenin bu saatinde bu kadar acil olan ne acaba Remzi? İşte acil vaka arkandan yavaş yavaş geliyor. Bu senin arkadaşın Mirket değil mi? Durum ortada. Bak, hiçbirimizi görmeden geldi. Yine eski gazeteleri okuyor. Ne yapacağız doktor bey böyle? Efendim, anladığım kadarıyla Mirket Bey uyur gezer. Uyur gezer mi? Evet evet. Onunla isterseniz yarın muayenehaneme gelin. Galiba biraz psikolojik destek gerekecek. İyi ki ben uyur gezer değilim Remzi. Yoksa Kadriye beni kıtır kıtır keser. Değil mi Kadriye? Niye ben seni kesiyorum Necati? Unutup bütün gün sizin eve gelirim Kadriye.